Merhabalar Fatma Hanım da Anne Yemeklerine hoş geldiniz. Bugün güzel böyle hemen 10 dakikada pişecek fırında güzel bir tavuk göğsülü sebzeli tarif paylaşmak istiyorum sizlerle. Malzemelerimiz 2 tane tavuk göğsüm var. Doğrayacağım ince ince. 2 soğanım var. Kişi sayımız çok olduğu için bizim kalabalık olduğumuz için 4 tane patatesim var. 2 yeşil, 2 beyaz, 2 kırmızı biberim var. 3-4 tane küçük varsa tabii büyük bir tane domates yeterli. Baharatım, kekik, toz biber, karabiber birer çay kaşığı, yeterince tuzum ve bir su bardağı bezelyem var. Derin dondurucuda artık son bitiyor. Yenilerini koyacağız ve 2 yemek kaşığı sıvı yağım var. Önce güzelce orta boy olacak şekilde tavuklarımı doğruyorum. Evet, tavuklarımı ayrı bir yerde doğradım kesme tahtasında ve soğanlarımı karıştırıp fırına vereceğim tepsimin içine soydum, yıkadım ve doğradım yemeklik orta boy. Evet, patateslerimi de soydum. Belirli büyüklükte güzelce yıkadım ve onları da şöyle dediğim gibi ayrı bir kap batırmamak için daha kolaylık bulaşık çıkmaması için aynı pişireceğimiz tepsime hepsini böyle doğruyorum. Bu oranı azaltıp çoğaltmak sizlere bağlı. Ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Evet, şimdi biberlerimi doğrayacağım. Evet, biberlerim de isteyen çekirdeklerini çıkarabilir. İsteyen sapını alıp devam edebilir doğramaya. Yani çekirdekte de vitamin var biliyorsunuz. Bazen ben çıkarıyorum, bazen çekirdeği hiç çıkarmadan doğruyorum. Ve kırmızı biberimi de şöyle dörde böldüm. Çok büyük olmayacak şekilde onları da doğradım. Söylediğim gibi eğer büyük domates varsa bir tane yeterli. Şöyle küçük domates varsa 3-4 tane yapabilirsiniz. Bazen mutfaktan böyle mutfak kazaları olabiliyor. Mutfakta ne varsa doğallık onu size yansıtıyoruz. Ve 3-4 diş sarımsağımı soyacağım. Evet, bütün malzemeleri doğradım. Buraya da tavuklarımı yıkadım ve doğradım. Bezelyemi şöyle güzelce ve bütün baharat tuzumu yeterince ve şöyle 2 yemek kaşığı olacak şekilde sıvı yağımı döküyorum. Bunları güzelce şöyle bir harmanlıyorum. İyice bir karıştıralım. Bütün her şey birbirine karışsın. Evet, sebzelerimizi güzelce karıştırdık ve şöyle 1 yemek kaşığı salçamın içine 1 su bardağı kadar su yapıyorum. Çok sulu olmayacak bu yemek. Yanında pirinç pilavı, makarna, bulgur pilavı, kuskus pilavı neyle servis yapmak istiyorsanız şöyle gezdiriyorum. Böyle bir bakıyorum. Şöyle bir yarım su bardağı daha ilave edeceğim. Yani yaklaşık 1,5 su bardağı suyumu ilave ettim şöyle. Ve ister böyle verebilirsiniz fırına. İster daha böyle yumuşak bir kıvam alsın diyorsanız böyle bir yağlı kağıdı önce hafiften bir suya batırıyorum. Ve suyunu iyice sıktığım yağlı kağıdımı bunların üzerine şöyle güzelce yapıyorum. Ve 200 derecelik sıcamış fırına veriyorum. Fırından çıkardığınızda bu kağıdı alıyorsunuz. Bakıyorsunuz pişmemişse sıcak su bulundurun. Bir çay, yarım çay bardağı kadar döküp tekrar verebilirsiniz. Yani çareler tükenmez. Ama ben hemen şimdi böyle yaptım. Ve bu kağıdı sıkmamız onu daha buharlaşıp yumuşak pişmesini sağlayacak. Fırına veriyorum. Şöyle yemeğimize bakıyoruz. Şöyle bakın. Tavuklarımız, patatesimiz pişmiş diye.
Evet, pişmişler ve yemeğimizi alıyoruz. Evet, şöyle üzerine kapattığımız kağıdımızı kaldırıyoruz ve bakın muhteşem olmuş, harika bir lezzet, hafif sulu, farklı bir tarif, kolay basit bir tarif. Servisi yapmıyorum, burada böyle bırakıyorum. Yanına söylediğim gibi pilav, makarna, ne istiyorsanız günün menüsü olarak da yapabilirsiniz. Harika bir lezzet. Allah'ım yedirmeyi nasip etsin. Evlerimize bereket, huzur versin. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, güzel yorumlar yapmayı unutmayın.